Televizyon ekranlarından herkese merhaba. Kur'an'ın Yolunda programıyla Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hoca ile birlikte karşınızdayız. Bugün Ramazan ayının 26. günü ve bugün 26. cüzde öne çıkardığımız bazı başlıkları konuşuyor olacağız hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. 26. cüz Ahkaf suresinin tamamını, Muhammed suresinin tamamını, Fetih suresinin tamamını, Hücurat suresinin tamamını, Kaf suresinin tamamını ve Zariyat suresinin 30. ayet-i kerimesine kadar olan kısmını içeriyor. Ve biz bazı başlıklar çıkardık. Neleri konuşalım vaktimiz yettikçe diye. İlk olarak Hazreti Peygamber'in bile kendine ne yapılacağını bilememesi meselesi çok önemli. Allah-u Teala kime yardım ediyor? Hazreti Peygamber'in önceki kitaplardaki özellikleri, bahsedilen özellikleri, Allah'a din öğretilmemesi, kainat kitabından konu başlıkları, Kur'an'la öğüt vermenin önemi, takva sahiplerinin özellikleri. Tabii bu önemli başlıkları daha ön plana çıkartmak istiyoruz ama inşallah vaktimiz yeter deyip hemen başlayalım. Ahkaf suresiyle başlamak istiyorum ben hocam. Hazreti Peygamber'in bile kendine ne yapılacağını bilmemesi. Şimdi bu mesele çok önemli çünkü Yüce Allah işte Hazreti Peygamber'in gaybı bilemeyeceği gerçeğini bu ayette ifade ediyor. Çünkü gelecekte ne olacağına dair Hazreti Peygamber'i daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Çokça sıkıştırıyorlar ve bu ayette yanıtlardan bir tanesi. Aynı zamanda günümüze de evirirsek acaba geleceği biliyorum diye iddia edenlere zamansız bir şekilde Allah-u Teala'nın verdiği yanıtlardan biri mi bu ayeti kerime? Buyurun. Evrensel anlamda çok önemli bir problemi cevaplayan bir ayeti kerimedir. Hı hı. Ahkaf suresinin 9. ayeti. Kur'an-ı Kerim'de böyle zaman zaman söylüyorum, konular bir yerde başlayıp bitmez. Hı hı. Havada kalıyor. Konuların böyle bir yerde bir bölümü, öbür yerde başka bir bölümü, öbür yerde bambaşka bir bölümü böyle serpiştirilerek anlatılır ki insanların zihinleri dinç, diri olsun. Hı. Ve bir konuyu, Kur'an'dan bir konuyu öğrenmek istiyorlarsa Kur'an'ın tamamını bilsinler. Tamamını bilirse bir motif, hangi unsurlardan meydana geliyorsa onları bir araya getirdiğinizde motifi görürsünüz. Fakat o motif eğer mesela bir tablodaysa, o tablonun tamamını görürseniz motifin tabloda ne iş gördüğünü fark edersiniz. Bunu şunun için söylüyorum. Bir konudaki bütün ayetleri bilmek, hı hı, konuyu anlamak için elbette çok önemlidir. Fakat o konunun geçtiği Kur'an'ı bilmek, hı hı, Kur'an'ın içerisinde o konunun ağırlığını kavrama noktasında önemli bir bilgi avantajı sağlar insanlara. Şimdi bu gayb meselesi ciddi bir mesele. Gayb... Hocam ama aynı zamanda hem gayb, şimdi gayb var, şeyin de gaybı var. Yani gaybın kimsenin bilmeyeceği var, bir de şu da var galiba, var mı? Hazreti Peygamber, peygamber olarak bile akıbetini bilmiyor yani. Evet, tabii. İşte gayb bu. İşte mahşerdeki hem durumunu. Dünya hayatında ne zaman öleceğini bilmediğini söylüyor Allah-u Teala, Lokman suresinin, hı-hı, 34. ayetinde, hem de gaybı bilmediğini ona söylettiriyor. Mesela şöyle bir ayet var. Hemen kardeşlerime hatırlatayım ayeti. En'am suresinde diyor ki Rabbimiz peygamberimizin şunu demesini ona emrediyor. En'am suresinin 50. ayeti. Kul de ki la akulu leküm indi hazainullahi. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Bunu de diyor. Peygamberimize bunu demesini istiyor. Ve la a'lemul gaybe. Ben gaybı bilmem diyor, dedirtiyor. Ve la aqulu lekum inni melekun. Ben size melek olduğumu da söylemiyorum. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana vahyedilmekte olan gerçeklere tabi oluyorum. Yani bana Allah ne bildiriyorsa ben onları size söylüyorum. Bunun ötesinde herhangi bir bilgi, gayba dair bir bilgi alanım söz konusu değildir. Bir ayet bu. En'am suresi 50. ayet çok önemli. Bir ayet daha var, o da A'raf suresinin 188. ayeti.
Orada diyor ki bu 188'den bir önceki ayeti şeyde anlatmıştık. 7. günün programında anlatmıştık. 188 de aslında o konunun devamı. Son saati kimsenin bilemeyeceği, o konudaki bilginin sadece Allah'a ait olduğu bilgisi anlatılmıştı. Onun devamında diyor ki kul de ki la emliku li nefsi naf'an ve la darran illa maşallah. Allah'ın dilemesi durumu hariç ben kendim için herhangi bir yarara da herhangi bir zarara da sahip değilim. Ben Allah dilerse bir şeyler yapabiliyorum. Velev kuntu a'lemul gaybe. Eğer ben gaybı bilseydim lestektertu minel hayri. Daha çok hayır işleri yapardım. Ve ma messeniye su'u. Ve benim başıma hiçbir kötülük de gelmezdi yani. Yani değil mi? Uhud'da ne olacağını bilseydi başka şeyler yapardı. Yani orada mağaraya sığınarak kurtardı Peygamberimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla başka bazı sıkıntılar da hayatında yaşadı. Demek ki gaybı bilmiyor. Şimdi Peygamberimizin gaybı bilmediğini Allah-u Teala söylüyor. Meleklerin de gaybı bilemeyeceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Neml suresi 65. ayette diyor ki قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Evet. Bu ayetler gayet açık olmasına rağmen bugün birileri bir şeyleri diyelim ki aracı edinerek veya bir şeylerin bilgisine sığınarak ne bileyim yıldızlara bakarak bilmem bir şeylere bakarak böyle astronomi ile ilgilenmek yerine astroloji ile ilgilenip böyle geleceğe dair bir takım bilgiler veriyorlar. İşte cinlerden haber aldığını söyleyen birileri var filan. Ya da kardeşim, Allah dostu olduğunu o yüzden işte ona oraya, malum olduğunu. Sıra gelecek. Bu şimdi bu öbür tarafı söylüyorum. Veya işte cinlerden haber aldığını söyleyenler filan var. Hazreti Süleyman'ın öldüğünü bile cinler bilmiyordu. Yani hali bilmiyordu. Bırakın geleceği bilmesini. Allah-u Teala Sebe suresinde diyor ki فَلَمَّا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ. Ortaya çıktı ki hani Süleyman'ın yaslandığı değnek kırılınca hani düştü Hazreti Süleyman. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّتُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. Onun ölümüne dayanmakta olduğu bastonunu kemiren bir yer canlısının o bastonu düşürmesi sebep oldu. Yani onun bilinmesine şeyin Hazreti Süleyman'ın öldüğünün bilinmesini o sağladı yani. فَلَمَّا خَرَّ. Düşünce Hazreti Süleyman tebeyyenet ortaya çıktı ki el cinnu ellev kanu ya'lemun el gaybe. Eğer cinler gaybı bilselerdi malebisu fil azabil muhini, o alçaltıcı küçük düşürücü azabın içinde kalmazlardı. Bu 34. surenin 14. ayeti. Şunu söylemek istiyorum. Burada melekler gaybı bilemez. Peygamberler gaybı bilemez. Cinler de gaybı bilemez. Kim biliyor şimdi? Diyorlar ki bazı iyi insanlar var, onlar gaybı bilirler. Nasıl bilirler? Allah bildirir. Yani. Ne malum Allah'ın bildirdiği? Ne malum? Kim biliyor bunu Allah'ın bildirdiğini? Allah'ın peygamberine bildirmediğini peygamber olmayan bir insana niye bildiriyor? Öyle bir bilgi akışı ortaya koyacağına dair nasıl bir bilgi var? Allah peygamberlerine gaybı açar. Hangi gaybı açar? İşte vahyetti bu kitap. Bu kitap Allah'ın kelamıdır. Bu kitap indirilmeden önce elbette gaybtı. Ama Allah-u Teala işte bu vahyi peygamberlere göndermekle gaybını açmış oldu peygamberlere. Gaybı ama bu vahiyden ibarettir. Bunun ötesinde herhangi bir gaybi bilgi söz konusu değildir dünya hayatlarında. Mesela düşün ki işte okuduğumuz ayet-i kerimede diyor ki Efendimiz Aleyhisselam'a dedirtiyor ki قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعْ مِنَ الرُّسُلِ. De ki ben elçilerden ilk defa yeni çıkmış biri değilim. Ve ma edri, ve ben bilmiyorum. Ma yufalu bi ve la biküm. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum diyor.
Şimdi peygamberimizin bunu bilmediğini Allah-u Teala ona söylettiriyor burada. Hı hı. Onun hani hele ki ahirete dair. Osman bin Maz'un diye bir sahabi vefat edince evindeki yakınlarından birileri işte ey Osman cennet sana müjde olsun diye böyle onun cennetlik olduğunu ifade eden ağıtlar yakıyorlar. O arada peygamberimizin de oraya gidişi esnasında bu sözü duyuyor. O kadar kızdığı rivayet ediliyor ki böyle damarlarının şiştiği, yüzünün kızardığı ifade edilerek Efendimiz bu sözü kim söylüyor diye sormuş. İşte o söyleyen demiş ki ya Resulallah ben söylüyorum. Bu sağlığında seninle iyiydi, senin davana destek oluyordu, senin dediğin ölçülerde yaşıyordu filan. Onun üzerine işte vallahi ben Allah'ın peygamberiyim, bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Biz Allah'ın bizi affetmesini bekliyoruz. Ama cennetle müjdelendi sonra sahabeler değil mi? Allah-u Teala'nın isim vererek kimseyi cennette müjdelediği söz konusu değil. İsim verilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de böyle isimler yoktur. Ama Rabbimiz kendilerini Allah benim Rabbimdir deyip istikamet sahibi olanlara meleklerin ileceğini, onlara korku olmayacağını, hüzünlenmeyeceklerini, dünyada da ahirette de onların dostları olduğunu, onlara vaat edilen cennetle müjdelenmeleri gerektiğini herkese söylüyor yani. Bu bir vaattir ama bir isim listesi söz konusu değildir. İsim listesi yapıp herkes kendine göre bir isim listesi yapıyor filan. Bu isim listelerini yaparken diyorum ki bak Ahkaf suresinin 9. ayeti var burada. Hı hı. Bu ayete aykırı düşecek şekilde herhangi bir şey yapmayın. Hele ki işte bizim hocamız, büyüğümüz, işte efendimiz o işte cennetliktir filan bizi de orada yanına alacak. Normal insanlar için söylüyorlar bunu filan. Bunlara itibar etmesinler. Yani bu doğru bir şey değil. Kimin öbür alemde ne olacağını Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor. Bu ayet burada bu bilinci bize sağlamayı hedef ediniyor. Ve mesela düşünün ki Hazreti Nuh hanımına yardım edemiyor. Hazreti Lut hanımına yardım edemiyor. Niye? Peygamber bile olsa eşlere yardım edemiyor. Hazreti İbrahim babasına yardım edemiyor. Hazreti Nuh oğluna yardım edemiyor. Hazreti Asiye kocasına yardım edemiyor. Kimse kimseye yardım edemiyor. Çünkü kimsenin orada ne halde olacağını kimse bilmiyor. Onlar sadece Rabbimizin kurtaracağına, koruyacağına ve cennetini alacağına dair müjdeleri vardır. Elbette peygamberler cennetliktirler Allah'ın izniyle. Ama biz buradan bu hayatta yaşarken birinin öbürünün kendisini cennette hayal etmesi, sonra da bir cennetlikler listesi ortaya koyup belli öğretileri takip edenlerin mutlaka cennete gireceğine dair söylemler Kur'an'ın en azından bu ayetine aykırı düştüğünü söyleyenler de bilsin, dinleyenler de bilsinler. Peki hocam şimdi ben Muhammed suresinden bir ayette devam etmek istiyorum. O da 7. ayeti yani Allah-u Teala'nın kime yardım edeceğini gösterdiği ayet. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok kıymetli bir konu başlığıdır bu da. Şunun için Allah birilerine yardım edeceğini söylüyor. Hani biz de dualarımızı hep o niyetle yaparız. Ya Rabbi bize yardım eyle diye filan diye. Ama Allah-u Teala kime yardım edeceğini ilan ediyor, bildiriyor. Allah'ın bildirdiği o yardım, kime yardım edeceğini söylediği insanlardan değilseniz Allah'ın yardımını hak etmiyorsunuz demektir. İşte bu Muhammed suresi 7. ayette Allah'ın yardımının şartı zikrediliyor. Diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İn tensurullâhe yansurküm Siz eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Demek ki Allah'ın yardımını alabilmek için önce biz Allah'a Allah'ın yardıma ihtiyacı yok da onun dinine, onun prensiplerine, onun işte kitabının ortaya koyduğu bu sırat-ı müstakim yoluna kim yardım eder, destek olursa... Fatiha'daki gibi. Allah. Fatiha'da anlatılan gibi mi? Nispeten olursa. Ona benziyor. Biz de Ya Rabbi bizi dosdoğru yola ulaştır diye dua ediyoruz. O duamız bir yolculuk esnasında yani bir şeyi yapmaya karar verdiğimiz zaman bizim karşımıza çıkacak bir yardım olduğunu bilmemiz lazım. Yani biz kendimiz bir çaba ortaya koymadan, yani hidayeti isteme noktasında bir çaba ortaya koymadan
durduğu yerde hiçbir şey yapmadan Allah'tan bir şeyler istemek o isteğin yerine getirileceği anlamını vermez. Yani akredite olacağız Allah denebilir, katında. Denebilir, evet. Bir soru soracağım. Tamamladınız mı? Yok, tamamlamadım. Bir ayet daha hatırlatmalıyım. Tamam. O da Hac suresinin 40. ayeti. Diyor ki... Vallahi akredite olmayanların da bütün işi gücü rast gidiyor. O öyle zannedilir. Adam inanmıyor, günahkar. Bütün kötülüklerin anası. Tamam olsun. Her şey onda. Tamam. İşi gücü rast gidiyor mesela. İşi gücü rast gittiğini zannediyoruz biz. Allah-u Teala diyor ki onların kalbinde ne fırtınalar koptuğunu siz bilmezsiniz diye. Ya da güçlü nice, kuvvetli. Olabilir. Öyle bilmiyoruz, hissediyoruz. Yahudilerin Filistin'deki mazlumlara, kardeşlerimize yaptıkları. Bence orada kim galip? Siyonist Yahudilerin. Tamam. Bence orada Siyonistler mi galip, Filistinliler mi galip? Galibiyet böyle kaba kuvvetten ibaret değildir. Peygamberimizin bir kahraman tanımı vardır ki tam da bunu anlatır. Kahraman, pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfkesine hakim olabilendir, gazabını mağlup edebilendir. Sonuçta kimin gerçekten galip olduğu noktasında bir bildirime muhatap olduğunda ödülü, ebedi ödülü kimin kazandığıdır. Esas galibiyeti belirleyen budur. Şimdi zalimdir adam, güçlüdür adam. Eğer bu hayat tek hayat olsaydı, yani yaşadığımız bu dünya hayatı bizim muhatap olacağımız zaman hayat kavramı bundan ibaret olsaydı dediğiniz nispeten doğru olurdu. Güçlü, efendim egemen çevreler var. Onların işte dediği dediktir, astığı astık, kestiği kestik. Her şeyi onlar idare ediyorlar. Burada da hayatı güllük gülistanlık geçiriyorlar. Bakın, insanların kalbinde nelerin olup bittiğini Allah-u Teala'dan başkası bilmiyor. Öyle nice çok zenginler vardır ki bu hayat onları mutlu etmez ve intihar eder, çeker giderler. Ve kendi işlerinde ne fırtınaların koptuğunu onlar dışarı pek sızdırmazlar ama antidepresan kullanımının dünyada niye ne kadar arttığını herkes biliyor yani. Ama hayat bundan ibaret değil. Bak bunun bir rövanşı daha var. Bir rövanşı var bu işin. Bu hayat öyle ya da böyle bitiyor. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60, 70 yani 80, 90'ı bulan çok az, 100'ü zaten bulan pek yok. Ama bir de bir ebedi hayat var. Mühim olan ebedi hayatta kazanmak değil midir? Orada ödülü elde etmek değil midir? Asıl kazanç bu değil midir? Bu sadece burayla ilgili olan bir kazanç sanısıdır. Bu bir oyalanma sebebidir. Bir geçimliktir, bir geçici şeydir. Bunun zamanı vardır, zemini vardır, şartları vardır, takanakları vardır, şu vardır, bu vardır. Kaybolma riski vardır, başına bir iş gelme problemi vardır, senin problemine dönüşme ihtimali vardır vesaire yani. Bir sürü riski vardır bunun. Malınızda başkasının gözü vardır. Size birinin musallat olma tehlikesini beraberinde taşır. Beraberinde korumalarla gezmek zorunda kalırsın. Bilmem böyle surlarla bir evin içerisinde yaşamak zorunda kalırsın. Sokakta tek başına yürüyemez halde olursun. Yani korkuların seni adeta esir eder. Dışarıdan böyle çok müreffeh, çok işi rast gidiyor gibi görünmek bir aldanmaktan başka bir şey değildir. Bunun bir de ahiret boyutu vardır kardeşim. Bence akıllı olan ahiretteki duruma göre değerlendirme yapandır. Orada ebedi bir hayat var. Orada cenneti kim kazanıyorsa burada işi rast giden de o olsun isterim ben. Orasıdır daha önemli olan. Orası çok önemlidir de burası önemli değildir demiyorum. Burada da insanlar çalıştıkça ellerine Allah çeşitli nimetler verir. Ama bazen Allah der ki siz şer istersiniz, hayır istediğinizi zannederek. Bazen çok arzu ettiğimiz şey bize verilmediği zaman sonradan bunun bir hayır olduğunu anlarsınız. İyi ki verilmemişti dersiniz. Bakın size Kur'an'dan bir örnek vereyim. Kur'an'dan. Benim kendi kurgum olarak değil. Karun diye biri var. Kur'an bundan söz eder. Onu mu tamamlıyordunuz? Yani ne demek istiyorum dediniz, ben araya girdim ya. Yok, orayı götürdüm. Ama bu hatırlıyorsunuz tabii, değil mi? Tabii. Hac suresi 40. ayet. Onu okuyacağım. Atalayım da yine. Şimdi bu Kasas suresinin 76. ayetinde Karun'dan söz eder Allah-u Teala. Tamam.
Şimdi bak 76'da başlıyor. 77 işte 78 79 80 iki tanesini tercüme edeyim bu ayetleri. Karun feharac ala kavmi fi zineti. Böyle debdebesiyle kavminin önüne çıktı Karun. Hani böyle afralar tafralar satıyor. Hatta ayette diyor ki ona o kadar servet verdik ki anahtarlarını bile güçlü bir deve sürüsü zor taşırdı. O Karun kadar gibi şey var. Zengin bu. O bu işte. Hı. Onun bu şaşasına, debdebesine bakanlarla ilgili diyor ki kâlellezîne yurîdûnel hayâted dünya. Sadece bu hayatı, bu dünya hayatını arzu eden dünyalık diye bunun peşinde düşen hayatı dünyadan ibaret sayanlar derlermiş ki ya leyte lena, ah ne olaydık, keşke bizim için de misle ma'utiye karunu, karuna verilenler keşke bize de verilseydi, keşke onlar bizim de olsaydı derler. İnnehu lezü hazzın azim, o çok büyük işte sermayenin sahibidir derler. Ve kâlellezîne utul ilme, kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler böyle servetlerin karşılığında. Veyleküm, yazık olsun size. Sevabullahi hayrun, Allah'ın vereceği sevap sizin için daha hayırlıdır. Limen amene ve amile saliha, Allah'a iman edip güvenen ve salih amel işleyenler için Allah'ın ikram edeceği sevap ve elbette karşılığındaki cennet ödülü daha hayırlıdır. Ve la yulakkaha illa sabirun, buna da sadece sabredenler kavuşturulurlar o nimete. 81. ayette o Karun'un mal varlığının işte yerle bir edildiğinden ve ona hiç kimsenin yardım edemediğinden söz ediyor. Ondan sonra 82. ayette diyor ki وَاسْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ, dün o Karun'un yerinde olmayı isteyenler يَقُولُونَ, şöyle demeye başlarlar malı helak olup yerle bir edilince, derler ki veyke ennallaha, aa demek ki, vay ya vay ki, demek ki Allah rızkı dilediğine, kullarından dilediğine dar da verir, geniş de verebilir. Levla emmennallahu aleyna, Allah o adamın serveti kadar servet vermemekle demek ki bize nimet etmiş. Eğer ona verdiklerini bize de verseydi lehasefe bina, bizi de yerle bir ederdi. Çünkü fazla servet, bu namerde muhtaç olmayacak kadar çalışmak, maişetini temin etmek elbette Allah'ın kullarından istediğidir. Ama bu bir dünya perestliğe, madde perestliğe, bir servet aşkına dönüşürse bu bir felakettir. Ondan sonra helaki yaşayınca da keşke bu bana verilmeseydi demeye başlar. Mühim olan ebedi olana yatırım yapmak lazım. Evet, ebedi olana da yatırım yapalım. Zengin de olalım inşallah. Evet, hakkını vermek kaydıyla. Hepsi elbette ki servet düşmanlığı yapmak Müslümana yakışmaz. Ama dünyalık üzerinden meseleyi dünyaya kilitleyen bir bakış doğru bir bakış değildir. Çünkü hayat bu yaşadığımızdan ibaret değildir. Peki, başka Hac bir hayat suresi daha var. 40. Allah kime yardım eder? Aslında konu başlığımız bu. Hı hı. Allah'ın kime yardım edeceğinin en güzel örneklerinden biri Hac suresi 40. ayette geçer. Orada diyor ki Allah-u Teala ve le yansurannallahu men yansuruhu, Allah mutlaka yardım edecektir Allah'a yardım edenlere. Allah'a yardım edenlere Allah yardım edecektir. Biz fedakarlığımızı ortaya koyacağız. Ondan sonra Rabbimizin yardımını isteyeceğiz. Fatiha'nın 5. ayetinde söylediğimiz de aslında budur. Yani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz. Sadece senden yardım isteriz. Önce kulluk edilecek. Yani önce fedakarlık yapılacak. Önce Allah'ın dedikleri istikamet, dediği istikamette insanlar yürüyecek. Sonra Allah'ın yardımına müracaat edilecek. Allah'ın yardımını istemek için Allah'a yüzü olmak lazım. Bir fedakarlık ortaya koymak lazım. Şöyle namazdan sonra veya dua ederken elleri kaldırmamızın esprisi de budur. Elleri niye kaldırıyor insanlar? Yani yüksek bir makamdan, yüce bir makamdan beklenti içerisinde oldukları için. Elbet doğrudur ama bunun başka bir anlamı daha var. O da şudur. Ya Rabbi bu eller elinden geleni yaptı. Bu eller fedakarlık yaptı. Fedakarlık yapan ellerimle senden istiyorum diye bakacağın ellerin
çevireceğin yüzün olsun diye, Allah'a yüzü olsun insanların. Dolayısıyla duaların kabul edilmesinde de, Allah'ın yardımının insanlara ulaşmasında da öncü olan esas, insanların önce kendilerinin fedakarlık yapmaları. 26. cüzde artık son Fetih suresinin içerisindeki 29. ayette evet. Hazreti Peygamber'in önceki kitaplardaki özellikleri var. Evet. Okuyayım. Siz de değer, yani siz de tefsirini yapın. Olur yani, mu? Ya aslında tek başına onu okumak bile yeterli değil. Son derece açık çünkü. Pekala. Hem peygamberimizin hem müminlerin özellikleri önceki kitaplarda nasılmış onu anlatıyor. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidir. Allah'tan lütuf ve rıza isteyerek onları rükû halinde, secde halinde görürsün. Namazı konuşmuştuk. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki örneğidir. İncil'deki örneği ise şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, onu güçlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekin gibidir. Bu çiftçilerin hoşuna gider. Böylece Allah onlar güçlenen müminler sebebiyle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan iman edip iyi işler yapanlara bağışlanma ve büyük ödül vaat etmiştir. Evet, bu mümin özellikleri evrensel anlamda önceki ilahi mesajlarda da yer alır. Bu ayet-i kerime esasında Hazreti Peygamber'in ismen orijinal Tevrat'ta ve orijinal İncil'de adının Muhammed şeklinde kaydedildiğinin en önemli delillerinden bir tanesidir. Bir delil daha var. O da Saf suresinin 6. ayetinde. Orada da geçen peygamberimizin geçen ismi Ahmet diye telaffuz edilir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in önceki peygamberlerin risalet öğretilerinde adı zikredilen peygamber olması itibariyle de bir ayrıcalığın sahibi olarak tanımlanabilir. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın artık Ramazan'ın 27. günü, gecesi Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'ni konuşuyor olacağız. Efendim sizlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Yarın görüşmek üzere.